Mutfağımdan herkese selamlar sevgiler mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlerle dışı çıtır çıtır içi yumuşacık bamya kızartması hazırlayacağız yapımı son derece kolay lezzeti gerçekten harika bamya sevmeyenler bile bu tariften sonra inanın severek yiyecek hemen yapımına başlayalım Öncelikle bamyalarımızı temizleyerek başlayalım. Bu tarif için olabildiğince büyük bamyalar kullanmanızı tavsiye ederim. Hani bazen pazardan böyle almak istemediğimiz bamyalar var ya, işte tam da o bamyalar olması gerekiyor. Bamyanın o sıvısının çıkmaması için vereceğim püf noktalara lütfen dikkat edelim. Bamyaları bu şekilde temizlemeden öncelikle limonlu sirkeli suda bekletelim. Beklettikten sonra yıkayıp ve iyice kurutalım. Ben süzgeçte bayağı bir kuruttum ve sonra peçeteye aldım. Çünkü kesinlikle ıslak olmaması gerekiyor. Daha sonra keskin ve ince bir bıçakla e, bamyaların böyle sapını çok dibe inmeyecek şekilde keselim ve etrafını ince bir şekilde e, soyalım. Hani böyle kalem açar gibi yapalım. Bu işlem aslında hiç de zor değil ama dikkat edelim. Çok fazla derine inersek e, sıvısını çıkarmış oluruz. Evet, bamyalarımız hazır. İsterseniz bu şekilde dondurucuya da kaldırabilirsiniz. Şimdi sosumuzu hazırlamaya geçebiliriz. Bunun için karıştırma kabımıza 1 su bardağı un, yarım su bardağı mısır unu, isterseniz e, tamamıyla un da kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı karbonat, toz biber ve biraz da karabiber serpiştirelim tabii ki tuzumuzu da unutmayalım. Bir tatlı kaşığı tuzunu ilave ettikten sonra üzerine bir şişe sodamızı dökelim. Böyle çıtır çıtır çok güzel olacak. Bir tane de yumurta kırdık mı sos malzemelerimiz tamamdır. Şimdi böyle homojen bir hal alıncaya kadar güzelce çırpalım. Bu sosla yaptığınız kızartmalar harika oluyor. Kabak, patlıcan da kızartabilirsiniz. Evet, sosumuz hazır. Şimdi e, hemen bamyalarımızı batırıp ve daha sonra kızartalım. Bamyaları da böyle tek seferde içine atmayalım. Kızartacağımız kadarını sosun içine alıp bir kaşıkla güzelce karıştıralım. Çünkü her tarafının böyle sosa bulanması gerekiyor. Tavamıza yağımızı alıp iyice kızdırdıktan sonra bir tane soslanmamış bamya ile deneyelim. İyice kızdıktan sonra hemen bir maşa yardımıyla bamyaları sosa tekrar batırıp ve yağın içerisine alalım. İşlem görmüş olduğunuz gibi oldukça basit. Bol kızgın yağda kızarttığınızda hem yağ daha az çekmiş oluyor hem de çok çabuk kızarıyor. Böyle dışı çıtır, içi yumuşacık oluyor. Evet bamyalarımız kızardı. Hemen peçete serili servis tabağımıza alalım. Bamyalara ön haşlama falan yapmadım. Hiç gerek kalmadı. Çünkü gerçekten dışı çıtır, içi yumuşacık. Gayet güzel pişmişti. Hemen bunu da söylemek istiyorum. Böyle minik minik bamyalarla bu tarifi kesinlikle denemeyin. Yoksa işiniz zorlaşacak. Olabildiğince böyle büyükçe bamyalarla denemenizi tavsiye ederim. Bamyaların hepsini kısa süre içerisinde kızarttık. Çıtır çıtır ama nasıl güzel oldu var ya inanın bir tane yediniz mi böyle e, devamlı getirmek istiyorsunuz. Bu tarifle bamya sevmeyen kalmayacak. Evet hemen e, güzel de bir dip sos hazırlayalım. Bir kase yoğurda böyle bir yarım tatlı kaşığından biraz daha az tuz e, ve bir iki diş de sarımsak ezip ekleyelim. Bunu yapmak zorunda değilsiniz ama böyle sosa batırıp batırıp yediğinizde çok daha lezzetli oluyor. Dip sosumuzu hemen kasemize alalım. Böyle de güzel bir sunum yaptık. Sizler dilediğiniz şekilde sunum yapabilirsiniz. Gerçekten denenmesi gereken bir tarif. Bamya kızartmasını nasıl buldunuz beğendiniz mi? Bizler ailecek lezzetine hayran kaldık. Sizlere de gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Videonun sonuna geldik ama söylemeyi unutmuşum. Bamya kızartmasını böyle sıcakken taze taze kızartıp yemenizi tavsiye ederim. O zaman lezzeti gerçekten çok başka oluyor. Bugün de sizlerle bir tarifin daha sonuna geldik. Umarım bamya kızartmasına sizler de beğenmişsinizdir. Sizler nasıl yaparsınız daha önce denediniz mi? Videomu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu, masanızdan sevdikleriniz eksik olmasın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.